Ben de onlara hep şunu söyledim. Şahitleri de var. Bir tanesi Enver Aysever, bir tanesi. Ben hiçbir zaman CHP'li değildim. Bana bunu söyleyenin alnını karıştırdım. CHP'nin milletvekiliydim. İkisinin arasında çok fark var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olabilirsiniz ama CHP'li kelimesi sizi böyle atadan, dededen, aileden bir kalıba sokar. Ben o kalıbı kabul etmiyorum. Çizgim net olduğu için bu sorunuzun cevabı, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olsaydım dahi istifamı eder, referandumu, yani bu anayasa değişiklik oynamasına evet'i verirdim. Ben evet'i madde madde anlatıyorum gittiğim yerlerde. Bir, koalisyonun ne demek olduğunu en iyi bilen insan benim. Biraz önce söylediğim gibi 99 yılında siyasete girdiğimde benim partim koalisyon ortağıydı. İki, niye evet? Türkiye'de vesayet sisteminin bitmesi gerekiyor. 61 darbe, 71 mıhtıra, 80 darbe, 28 Şubat darbe, en son 15 Temmuz darbe. Bu sistem değişikliğiyle beraber vesayet sistemi çok büyük oranda gerileyecek. 3, en önemlisi. 15 Temmuz bize neyi gösterdi? Yalnız 15 Temmuz değil, ülkemizin etrafı ateş çemberi. Suriye, Irak, Ukrayna, geçen Ukrayna'daydım, Rusya, Amerika, yani orası karışmış durumda. Kırım'dan dolayı, Ukrayna'nın doğusundan dolayı, Yunanistan, Avrupa Birliği tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya. Ben Türkiye ortada, Doğu ile Batı'nın arasında bir köprüyüm. Benim güçlü yönetime, istikrarlı yönetime ihtiyacım var. 15 yıldır yapılan inşelerin heba olmaması için, evet. Daha somut bir örnek vereyim. Rahmetli Özal 1983-91 yılında tek başına iktidar oldu. Yaşadınız o dönemleri. Türkiye nasıl çağ atladı? Peki ne oldu sonra? Özal'la beraber Anavatan Partisi'nin tek başına iktidarı son buldu. 91'den itibaren Türkiye 2002'ye kadar koalisyonlarla yönetildi. Faturası ne oldu? Özal'la 3 adım attık, 5 adım geriye geldik. Bu kazanımların geriye gitmemesi için, heba olmaması için, kasetin tekrar geriye sarılmaması için, evet. Kılıçdaroğlu niye ayrı diyorsunuz? Kılıçdaroğlu kendisi de niye ayrı dediğini bilmiyor ki. Ama asıl neden şu, 16 Nisan'da evet çıktıktan sonra bugünkü usulle siyaset yapan muhalefetin iyiye bile kötü diyen, olumluya bile olumsuz diyen, ben gelirsem daha iyisini yaparım demeyen bir siyasetin, çalışmayan bir siyasetin 60 sene Türkiye'de iktidara gelme şansı yok. Ve bunu da gördükleri için son bir çaba, son bir mücadele, aman evet çıkmasın, hayır çıksın, düzen devam etsin. Kaldı ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeyken bile kamuoyu çok iyi bilir, AK Parti'nin iyi yaptığı her şeye iyi diyen, olumlu hizmetlere öven, her şeye, iyi şeylere evet diyen adam olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Faik Tuna'ya hayır denen bir kişiyim. Bugün AK Partili misiniz sorusuna, ben bir yıldır hiçbir partinin üyesi değilim. Bağımsızım. 2 senedir dokunulmazlığım yok. Milletvekili değilim. Referandumda okuyarak, araştırarak, içime sinerek evet kararımı verdim. Hiç kimseyle görüşmedim de. Bazıları benim evetimi itibarsızlaştırmak için şunu da yapmaya kalktılar. Kesin Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştür, Başbakan'la görüşmüştür. Oradan talimat almıştır. O yüzden evet kampanyası yapıyor. Bir tane iktidara yakın temsilciyle referandum öncesinde görüştüğümü ispat etsinler. Ben bırak milletvekili bilmem ne, Türkiye Cumhuriyeti devlet vatandaşından çıkacağım. Ben bu kararı kendim aldım. Ondan hazmedemiyorlar zaten. 30 yaşında milletvekili olmuş, 28 yaşında meclis üyesi olmuş, 18 yaşında gençlik kolu başkanı olan bir genç olarak Türkiye'nin bu sistem değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin gelecek 50 yılı, 100 yılı için bu değişikliğin olması gerektiğine inandığım için bu referandumda da evet diyorum. Benim olmam gereken yer sağdır tabii ki. Yani ben bir de Allah bir daha göstermesin. Yani o solda yer aldım ve solun ne demek olduğunu Türkiye'de en iyi yaşayanlardan biri benim. Nasrettin Hoca gibi damdan düşmüş, doktor çağıralım. Aman demiş, bana doktor çağırmayın, damdan düşen birini getirin. Ben yani CHP'nin solun Türkiye'de ne olduğunu 4 sene milletvekilliği yaparak hem de en üst makamda gördüm. Çözümsüzlük, alternatifsizlik, her şeye karşı çıkmak, iyi olanı bile kötülemek, bu özeti bu yani. Türkiye'de yok ki, muhalefet yok. Yani şu son açıklamalara bakın, referanduma bir hafta kala kontrollü darbe, bilmem ne, Konya milletvekilinin evet diyenleri Samsun'dan çıkar, İzmir'den denize dökeriz, bunları biz söylemiyoruz. Muhalefetin temsilcileri söylüyor. Yani şunu demek istiyorum, Türkiye'de muhalefet problemi var. Muhalefet sıkıntısı var. Aslında yıllardır gelen bir problem bu. Bugünün meselesi değil. Ben CHP'deyken de bunu söylüyordum. Bugün de ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olsaydım, ülkemin geleceği için, kendi inandığım doğruların geleceği için evet derdim. Bugün hayır diyenlerin ortaya koydukları savlara bakın, iddialara bakın. Hiçbirisinin içi boş, içi dolu değil. Diktatörlük gelecek, tek adamlık geliyor, meclis feshediliyor, bütçeyi bir kişi yapacak, savaş ilanı. Ya Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tunceli il başkanıyla canlı yayına çıktım TGRT'de. İzleyenler bilir. Genel başkanın memleketinin il başkanı. Diyor ki referandumda hayır vermeliyiz. Neden hayır vermeliyiz? Tartışıyoruz. Savaş yetkisini diyor Cumhurbaşkanı'na veriyoruz. Bir kişiye teslim ediyoruz. El insaf ya. Beşinci maddede diyor ki savaş yetkisi sadece ve sadece her koşulda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bu örneği niye veriyorum? Hayırın mantıklı hiçbir izahatı yok, hiçbir açıklaması yok.